Herkese merhabalar. Şimdi karın germe ile ilgili çok detaylı bir videoda gene beraberiz. Eğer bu videonun linkini size biz gönderdiysek ya karar verme aşamasındasınız, sizi de görüştük, daha detaylı bilgi sahibi olur diye gönderdik ya da ameliyattan çıktınız, bunu bir kez daha izleyin diye size ulaştırdık. Çünkü ameliyattan önce bilmeniz gerekenler, ameliyattan sonra yapmanız gereken şeyler ya da ameliyatla ilgili diğer bütün detaylara dair birçok açıklamayı bu videoda bulacaksınız. Evet, iyi seyirler. Peki şimdi o zaman karın germeye ne olduğunu size anlatmamız lazım. Vücut şekillendirme ameliyatlarından bir tanesi de karın germedir. Diğerleri ne derseniz işte yağlarınızın alınması, değişik lipoliz uygulamaları, değişik germe işlemleri ve karın germede karın bölgesindeki doku fazlalıklarınızın gerilerek atılmasıdır. Neden karın germe yapıyoruz? Neden sadece yağlarımızı alıp bırakmıyoruz da karın germe gibi bir ameliyata ihtiyacımız var? Bunun sebeplerden bir tanesi şudur. Hayal edin şimdi, vücudumuzda bu derimiz bir kese kağıdı gibi. Bunun altında bir yağ dokunuz var sizin ve biz bu yağlardan kurtulmak istiyoruz. Peki yağları aldıktan sonra içi boşalan bu kese ne olacak? Şimdi derimizin bir elastikiyeti vardır ki kendi de cildinizle de tutup bıraktığınızda tekrar yerine gider. Bunu elastik hale getiren elastin lifler bir kolajen çeşididir. Aynı şekilde yağlarımızı aldıktan sonra da karın dokumuzda bir miktar sıkılaşma olacak elbette. Ama ya toparlayacağı miktardan daha fazla deri varsa o zaman ne olacak? İçindeki yağları aldıktan sonra derimizin iyice sarkmasını, tamamen kendini bırakması ve deforme olması istemeyiz değil mi? Eğer biz yağları aldıktan sonra derimizde bir sarkma olacağına kanaat getirdiysek sizin karın germeye ihtiyacınız var demektir. Karın germeyi gerektiren bir diğer sebep de karın kaslarınızdaki gevşekliktir. Biz buna rectus diastazı diyoruz. Ne demek o? Bilirsiniz, kendinizi kastığınızda karnınızın ön duvarında iki tane çok güçlü bir kas görürsünüz. Bunlar rectus abdominis kaslarıdır. Hatta spor yaptığımızda o baklaların çıktığı kas da bizzat kendisidir zaten. Şimdi bazen kilo alma durumunda, kiloyu sadece deri altınızdaki yağlar almıyor ki, organlarınızın etrafındaki yağlanmalar da büyüyor, oralar da genişliyor ve sizin göbeğinizi öne doğru iteklemeye başlıyor. Öne doğru iteklediği zaman kasların öne doğru genişliyor ve gevşemeye başlıyor. Bu iki kasın arasında bizim fasya dediğimiz bir doku var. Bu fasya dokusu genişledikten sonra siz spor yapsanız dahi bu fasya tekrar sıkılaşmayabilir. Ayrıca hamile olduğunuz diyelim, içeride rahim genişliyor. Aynen az önce anlattığım gibi kilo aldığınız zaman nasıl organlarınızın etrafta yağlanma olur, iç organlarınızın etrafı şişip kasınızı öne itekliyorsa bu sefer de bebek karnınızı öne itmeye başlıyor. Kaslarınız öne doğru genişlemeye başlıyor. Bakın bu iki tane kasın tam ortasında hiçbir şey yok. Sadece fasya dediğimiz sabit, hareket etmeyen bir bağ doku var burada. Ve bu bağ doku aşıldığı zaman tekrar spor yapsanız bile tekrar sıkışmıyor. Peki bu durumda ne yapacağız? Hadi liposakşın ile beraber cildinizin toparlama ihtimali olsa bile eğer bu kaslarınızın onarılması gerekiyorsa gene bir çeşit karın germe olmanız gerekebilir. Aslında karın germeden biraz daha farklıdır. Çünkü biz buna rectus diastaz onarımı diyoruz. Ne demek bu? Karın gene iki kemik arasında cilt aşıldıktan sonra karın dokusu kaldırılır ve biz altta kasa ulaşırız. Bu kasın bir kılıfı vardır ve biz o kılıfa şu işlemi yaparız. Yani sıkıştırarak ortadaki o gevşeyen fasya planını kendi üzerine dikerek bunu da yukarıdaki kemik bitiminden aşağıdaki kemiğe kadar boylu boyunca bütün karnınızda yaparız. Bu ne anlama geliyor? Karın ön duvarınızdaki kaslarınız da sizi sıkılaşır. Bunu şöyle test edebilirsiniz. Mesela karnınızı içe çekin dediğimiz zaman göbeğinizi içe alabiliyor musunuz? Gevşediğiniz zaman göbek kendini dışa bırakıyor. Bu ne demektir? Sizin kasınız kasıldığı zaman içe doğru organlarınızı itekliyor. Gevşediği zaman dışa doğru bombeleşiyor. Öne doğru kendini atıyor. Demek ki ben bu kasınızı onarırsam sizin eğer karın germe ameliyatı sırasında içeriden sanki sizi bir korse tutuyor gibi olur ve gevşediğiniz zaman karın bombeliğinin öne çıkmasını engellemiş oluruz. Sporla bunu yapabilseniz bile, kaslarınızı bir miktar güçlendirseniz bile ortadaki fasya gevşekliğinden dolayı orta kısmınız hep gevşek olur. Ama ameliyatta, karın germe ameliyatınızda biz rectus diastazınızı da onararak sizin karın germe sonucunuzun güzelliğini, kalitesini arttırabiliyoruz.
Peki her hasta karında katlantısı olan ve yağ aldıktan sonra sarkacağından emin olduğumuz her hasta acaba ideal midir karın germe için? Değildir. Şöyle ki evet katlantınız var. Bu katlantıyı biz çok rahat alabiliriz. Tamam ama karnınızı içeri çekmeyi tekrar deneyin. Çekiyorsunuz çekiyorsunuz karnınızı ovale bir türlü çekitmiyor. Bu ne anlama gelir biliyor musunuz? Biz ameliyatta sizin kaslarınızı onarsak bile düz bir karın elde edemeyeceğimiz anlamına geliyor. Neden? Organlarınızın etrafında yağlanmaz o kadar çok ki ben sizin kaslarınızı içeri doğru sıkıştırarak itekleme şansına sahip değilim. Yani düz bir karına sahip olamazsınız demektir. Karnınızı içe çekemiyorsanız o zaman biraz kilo vererek en azından kendinizi bu ameliyata hazırlayabileceğiniz anlamına gelir. Peki baktığınız karnınızda bir miktar gevşekliğiniz de var. Karın germe olacağınıza da kanaat getirdik. Deriniz gevşek, yağlar aldıktan sonra deriniz sarkacak. Mini karın germe mi yoksa tam karın germe mi? Hangisine uygunsunuz sorusuna geldiğimizde. Meslek hayatım boyunca çok az hasta mini karın germeye uygundu. Mini karın germeye uygun olabilmeniz için göbeğinizden yukarı olan karın bölgenizin sizin çok sıkı olması gerekiyor. Buradaki yağlar aldıktan sonra derinizde hiçbir sarkmanın olmaması gerekiyor. Ve dikkat edin, sadece göbek altında küçük bir katlantınızın olmuş olması gerekiyor. Eğer kendinizde göbek altı katlantınızı birazcık aşağı çektiğinizde göbeğinizin üzerindeki deri göbeğinizi kapatıyorsa eğer mini karın germeye kesinlikle uygun değilsiniz. Çok basit bir test. Hemen göbek altınızda genitale yakın bir yerde tutun. Cildinizi hafifçe aşağı çekin. Bu çekme hareketinde eğer üstteki deri göbek deliğinizi örttüyse mini karın germeye uygun değilsiniz. Sizin tam bir karın germe ameliyatına ihtiyacınız var demektir. Neden? Çünkü ben alt tarafı gerdiğimde üst taraf o kadar gevşek ki benim küçücük bir çekmem bile bu deriyi gidip göbek deliğinizi örtmesine neden oluyor. Gerçek ameliyatta da bunun aynısı olur. Gerçek ameliyatta da evet göbek altınız sıkılaşır. Göbek üstünüzde hiçbir şey yapılmadığı için orada bir sıkılaşmaya neden olmaz. O zaman da göbek estetiğiniz bozulur. Göbeğinizin o güzel şekli tamamen ortadan kaybolur ve örtülür. Bir perde bunun üstünü örter. O yüzden siz tam karın germe için bir adaysınız demektir. Peki hastalar genellikle neden mini karın germe olmak isterler? Çünkü adı minidir ya. O zaman küçük bir ameliyat çok daha masum bir ameliyat olacağı yönünde bir düşünce vardır. Ama bir ameliyatı masumlaştırmaya ya da minimalize etmeye çalışmak inanın büyük bir tıbbi hatadır. Bunu sakın yapmayın. İhtiyacınız neyse, doğrusu neyse o şekilde bir girişim yapılması lazım. Peki mini ve tam karın germe arasındaki farklar neler? Mini karın germedeki sizin kesiniz yaklaşık bir sezeryan kesi kadar kesisinden belki azıcık daha büyüktür. Tam karın germede onun azıcık daha büyüğü. Yan taraftaki şu hissettiğiniz kalça kemikleriniz var ya kesinizin oraya kadar uzanmasıdır. Aslında arasında kesi boyutunda çok bir fark yoktur. Bir fark daha var ki göbek şekliniz yeniden elden geçirilir. Hastalar bazen bunu anlamakta güçlük çekiyor. Bunu anlamakta güçlük çektiği için de hadi ben mini karın germe olayım diyor. Ama size basitçe şöyle anlatayım. Bakın şimdi bu sizin karnınız olsun arkadaşlar. Karın dokusu. Bu sizin karnınızın üst kısmı, bu karnınızın alt kısmı ve bu sizin göbeğiniz. Mini karın germede sadece şu bölgeyi germe işlemi yapılıyor. Üst taraf göbek yerine hiç kımıldatılmıyor. Ama tam karın germede biz bu göbeğin etrafından bir kesle göbeği gevşetiyoruz. Burası çöpe gitti zaten. Bu karnın üstteki dokuyu alıyoruz. Bunun üzerinden getirirken tam bunun alt kısmına denk gelen yerde bir pencere açılır. Ve bu göbek deliğiniz kasa bağlı olan yerden hiç ayrılmıyor ki zaten. Bu göbek deliğiniz buradaki delikten tamamen tekrar yeniden dikilerek buraya sabitleniyor. Aslında sizin göbeğinizin yeri değişmiyor. Sadece üst karındaki deriniz göbeğinizin üstüne oturduğu zaman burada yeni bir pencere açılarak göbeğiniz buradan doğrultuluyor. Ha bu kötü bir şey mi? Göbeğinizi yerinden kesmedik bile. Kötü bir şey değil tabii ki. Dediğim gibi kesi de mini karın germeden birazcık daha fazla, biraz daha geniştir. Ama siz bu sayede ne oldu? Bütün karın dokunuzu germe şansına sahip oldunuz. Daha mantıklı, daha doğru bir iş yapmış olduk biz. Peki, teknik anlamda karar verdik. Artık anladınız, tam karın germe ameliyatına ihtiyacınız var. Peki, olabilir misiniz ameliyat? Olursunuz. Eğer herhangi bir sağlık probleminiz yoksa, kan değerlerinizle ilgili bir probleminiz yoksa, anestezi almanızda başka bir engeliniz yoksa ve reşitseniz tabii ki karın germe ameliyatı olabilirsiniz. Aşırı kilonuz var diyelim. Ameliyata uygun musunuz? Ya da kilo verseniz ameliyat daha mı güzel olur? Cevabı kesinlikle evet. Verebildiğiniz kilonuzu verin. En son deyin ki benim verebileceğimi verdim. Bu benim geldiğim son nokta. Ne yapabiliriz? O noktaya geldikten sonra bir planlama sizinle birlikte yapabiliriz elbette. Yine de elinize gelen bütün çabayı lütfen verin. Ne kadar kilo verirseniz ameliyat sunumunuz o kadar güzel olacak demektir. Elbette şu detaydan da söz etmem lazım. Dedim ya size biz altta kaslarınızı onaracağız boylu boyunca baştan sonra bütün kaslarınızı sıkılaştırırız. Bu şu anlama geliyor. Sizin iç organlarınız bir baskı altına girecek.
Evet, biz sizin bağırsağınıza, midenize dokunmuyoruz ama bulundukları ortamı biz küçülttüğümüz için sanki mide küçültme ameliyatı olmuşçasına siz 3-4 ay boyunca çok çabuk doyacaksınız. Normal şartlarda bir kase yemekle doyarken belki çeyrek kase sizin kesilmenize neden olacak. Bu çok güzel bir dönemdi. Bu 3-4 ayı çok iyi değerlendirirseniz ameliyattan sonra da çok ciddi kilo vermeye devam edersiniz. Zaten dokularınız yapışmaya başlamış ve siz bu süreç içerisinde bu iştahsızlığınızı avantaja çevirirseniz ameliyat sonucunuz inanılmaz derecede katlanmış bir şekilde güzel elde ederiz. Peki uygun hasta olduğunuza karar verdik. Kaç ayda rejim yaptınız? Verebileceğiniz en son noktaya kadar geldiniz. Artık yavaş yavaş ameliyata başlayacağız. Peki ameliyattan önce ne yapmamız lazım? Ameliyattan önce bir kere kan sulandırıcılardan uzak durmanız gerekiyor. Elbette parantez açıyorum. Sağlık nedenlerinden dolayı doktorun size bir kan sulandırıcı kullanmanızı istediyse sizin için özel bir tedavi protokolü oluşturmamız gerekecek. Kan sulandırıcının çeşitlerini değiştirerek de sizi ameliyata alabiliriz. Ama bunu öncesinden konuşmamız, bazı konsültasyonların gerçekleşmesi ve iyi bir planlama yapmamız lazım. Sizin ortalama, standart, herhangi bir sağlık problemi olmayan bir hasta olduğunuzu farz edersem kan sulandırıcı bir şey almayın. Aslında kafanıza göre herhangi hiçbir ilaç almayın. Vitamin desteklerinizi bırakın. Çünkü vitaminlerin bunlar Sağlık Bakanlığı çoğu tarım ve köy işlerinden onaylı olduğu için içerisindeki bazı maddeler eksik yazılabiliyor. Bunlar kan bulaşımını arttırıcı diye söz edilen ginkgo biloba vesaire olabiliyor. O yüzden hiç risk almayalım. Siz kan sulandırıcıları bırakın. Bazı bitki çayları, hele ki yeşil çay kesinlikle bırakın. Bunlar sizin hepsi kanınızı sulandırır ve kanama riskinizi arttıran şeylerdir. Onun dışında varsa diğer dahili problemler, bunu mutlaka konuşalım. Çünkü bazı ilaçları ameliyat günü almanızı isteyeceğiz. Biz küçük bir yudum suyla alabiliyorsunuz. Belli bir anesteziden önce aç kalmanız gereken bazı süreler olacak. Zaten anestezi önce size bazı kan testleri yapmamız gerekecek. Bunların hepsini birlikte basamak basamak planlıyor olacağız. Peki, bütün planlamamızı yaptık, ameliyata da karar verdik, ameliyata gidiyoruz. Ameliyat günü sabahında sizinle odanızda buluşacağız hastanede. Ne yapacağız? Vücudunuzda bir iki tane işaretleme ve planlama yapacağız. Bu planlama çerçevesinde karın germe ameliyatlarında eş zamanlı olarak da yağlarınızı da alıyoruz. Bu yağları özellikle nerede bombelik yaptığını iyice planlamamız lazım. Karın germe dediğimiz şey aslında bizim bel kuşağımızı da içeriyor ve bel kuşağındaki yağlarınızı alacağız ki o bel kapsiniz güzelce çıksın diye. Yine karın ön duvarında da yağlarımızı alacağız. Yağı alınmış deriler üzerinde biz germe işlemleri yapıyoruz çünkü. Karın germe, her ne kadar 360 derece karın germe diye bir kavram var ve bundan söz edecek olsam da şimdi bizim klasik karın germeden söz edeyim. Yan taraflarınızda ve belinizin arkasına doğru olan kısmına kesiyi normalde uzatmayız biz. Ha, o bölgede de bir sıkılaşma istediğimiz için ameliyatlarınızda argon plazma dediğimiz cihazla cildinize sıkılaşma yaparak kesinin uzanmadığı yerlere de bir sıkılaşma etkisi yaratıyoruz. Ha, burada hemen sorabilirsiniz. Madem argon plazma deride sıkılaşma yapıyor, neden karın germe yapıyoruz? Argon plazma ile zaten derinizde bir sıkılaşma elde edebileceğimize kanaat getirirsek size karın germe değil, liposuction artı argon plazma uygulaması yapıyor olurduk biz. Yan taraflarınızda sadece kesinin gerekmediğini düşündüğümüz yerlerinize argon plazma uygulayacağız. Ön taraflardaki dokularınızı argon plazma yapmadan sadece gerereceğiz. Hazır karın germe tiplerinden söz etmişken mini karın germe dedik, tam karın germe dedik, bir de 360 derecelerden söz edelim. 360 derece karın germe, sizin ön taraftaki katlantınız sizin bel tarafınızda da devam ediyorsa. Bel tarafındaki katlantınızı anlamak her zaman kolay olmayabilir. Çünkü oradaki katlantı kendini popoda sarkma olarak kendini gösterir. Aynaya baktığınızda, hele ki çok kilo veren hastalarda, popo bölgenizde bir sarkma varsa sizin, o zaman karın germeniz arkaya doğru devam etmesi gerekiyor olabilir. 360 derece karın germe yapılması gerekiyor olabilir. Genellikle ileri yaşta hasta değilse, estetik beklentiniz çok üst düzeydeyse 360 derece karın germeyi tek seansta yapmayı doğru bulmuyorum. Neden? Dedim ya size, cildimizin bir elastikiyeti var. Bu elastikiyet şu anlama geliyor. Ben sizi maksimum gersem bile siz bir 10 gün sonra, 2 hafta sonra bir yumuşama olacak bu bölgenizde. O ilk günkü gerginliğiniz kalmayacak. Neden? Çünkü deri kendi o elastikiyetini kullanarak bir miktar bırakıyor. Biz karın germe ameliyatında sizi masada, ameliyat masasında biraz katlıyoruz. Yani hafif öne eğilmiş gibi bir pozisyonda biz karnınızı geriyoruz. O yüzden daha sonra tekrar edeceğim bunu. Ameliyattan sonraki ilk 10 gün eğilerek yürümenizi isteyeceğim ben. Neden? Doğrulmaya kalktığınız zaman karnınız buna izin vermeyecek. Öne doğru eğildiğinizde ben buraya maksimum geldim. Arkaya da ben maksimum gelmek istiyorum.
Ben arkaya mı maksimum gereceğim, öne mi maksimum gereceğim size? O yüzden ön ve arka iki tarafta da deri çekmek isteyeceğine göre, iki tarafta da deri kendini bırakma potansiyeline sahipse ve iki tarafta da ben maksimum gerginlik istiyorsam birini önce seçmem lazım. Çünkü sizi hem önden hem arkadan çekemem. Siz öne mi eğileceksiniz, arkaya mı eğileceksiniz? Eğer beklentiniz çok yüksekse, ileri yaşta bir hasta değilseniz, vertebranızda yani omurganızda problemleriniz yoksa ya da buna hiçbir değil ama ben bir defada maksimum faydayı elde edeyim, bir daha da ameliyat olmak istemiyorum gibi düşünceniz yoksa ameliyatınızı ikiye bölebiliriz. Çünkü arka taraf konuşurken arkadaki dokuyu atmayıp bunun içine katladığımız bir tekniğimiz var. Gluteal otoaugmentasyon dediğimiz, bununla ilgili de bir video yapacağız. Popu estetiği olarak değerlendirebiliriz bunu. İkisinin mantığı çok farklıdır. Biz şimdi karın germe ameliyatımıza tekrar dönelim ve buraya odaklanalım. Yine karın germe ameliyatlarından bir teknik. Vertical scarlo. Fleur-de-lis ameliyatı. Vertical scar ne demekti? Bazen alt tarafta bir kesi, bir de dikeylemesine bir kesi yapmamız gerekiyor karın germede. Peki bu çok nadirdir ama aşırı kilo veren hastalarda, özellikle tüp mide sonrasında derisi ciddi anlamda sarkmış hastalarda sadece aşağıda germek yetmez. Neden? Hayal edin. Aşağıdan germişim. Dikey yönde maksimum gerginlik olmuş ama hastayı elini şu şekilde yaptığı zaman çok ciddi bir doku birikiyorsa ortada, demek ki dikey yönde de bir doku atmam gerekiyor demektir. Evet, biliyorum. Bir tane kesiyi zor kabul etti hasta. Dikey bir de kesi yapacağız. Kesi demek eşittir yara izi. Hastanın yara izini arttırıyoruz. Bu kesinlikle doğru ama hep kar zarar hesabına bakmak lazım. Elde edeceğimiz şekil o izle gerçekten değen bir şekildir. Ve biz zaten bir hastaya size bu kadar kesi ve bu kadar yara izi yapacağız dediğimiz zaman terazinin diğer kefesine de son derece güzel bir şekli koymamız lazım. Bu hastalar zaten kendiler çok net biliyor ki aşağıdan gerseniz de yatay yönde deri fazlası çok fazla. O yüzden dikey vertikal kesili karın germe ameliyatı bazı hastalar için gerekebiliyor ve bu ameliyatı yapıyoruz. Yine karın germe ameliyatına karar verme aşamalarının bir tanesinde de diğer kombine işlemler yapacak mıyız, yapmayacak mıyız noktasına karar verelim. Hani dedik ya, popo bölgesindeki ameliyatı ya da arka tarafı mümkünse sonra erteleyelim. Peki ön tarafta ne yapabiliriz? Şimdi karın germe gerekiyorsa hasta muhtemelen kilo vermiş bir hastadır. Sarkmalar vesaire vardır. Bu hastanın sarkan tek yeri zaten karın değil. Karın sarktıysa sizin kolunuz da sarkmıştır, göğsünüz de sarkmıştır. Vajen dudaklarınıza kadar her dokunuzda sarkma var demektir. Bacaklarınızda da. O zaman biz bu ameliyatları bir kombinasyon içerisine oturtabiliriz. Yine Mami Makeover videosunda anlatılmak üzere bunu detaylar tekrar gireceğim ama karın germe ameliyatınızda üstten hemen geçin. Meme ile ilgili talebiniz aynı anda yapılabilir. Kol germelerle ilgili ya da koldaki liposakşınlarınız aynı anda yapılabilir. Bacakta liposakşın aynı anda yapılabilir ama bacak germeyi aynı anda yapmayı önermem. Evet, ikisi de ön yüzdedir ama sizin için biraz ağır olabilir. Neden ağır? Çünkü karın germede bu gerginlik içerisinde yataktan kalkmanız, yürümeniz, dönmeniz vesaire sizi 10 gün kadar yoracak. Bu yorgunluk içerisinde bacak germe sizi iyice zor duruma sokabilir. O yüzden eğer şansımız varsa, çok nadiren ikisini birlikte yapıyorum ama eğer şansımız varsa bacak germe ameliyatınızı daha sonraki bir seansa bırakmak lazım. Böylelikle ameliyatınız daha konforlu, daha keyifli hale gelir. Bunu eziyete çevirmemize hiç gerek yok. Peki, çok enteresan sorulardan bir tanesi de işsiz karın germe olur mu? Cevabı hem olur hem olmaz. Şöyle, cildinizde eğer fazla bir sarkmanız yoksa, hasta da ya bu o kadar cikgeye şekli benim için önemli değil diyorsa, bazı deliklerden girerek derinin altında kaslı deri birbirinden gevşetilip kas planımız endoskopik olarak onarılabilir. Buna endoskopik karın germe deniliyor ama aslında bu bir karın germe değil. Ya sadece rectus diastazı onarımınız endoskopik olarak yapılmış oluyor. Sizin zaten bu kadar probleminiz yoksa bir liposakşınınız normalde yapıldıktan sonra belki kas güçlendirici sporlarla bunu aşabilirsiniz. Bunu sporlarla aşabiliriz bir miktarda bir rectus diastazınız varsa eğer endoskopik rectus diastaz onarımı düşünülebilir. Ama bu aslında gerçek bir karın germe değildir. Peki her açıdan şimdi karar verdik. Ameliyatın da ne olduğunu anladık. Ameliyat günü odanızda buluştuk. Sizin çizimlerinizi yaptık. Ondan sonracığıma yavaş yavaş ameliyathanenin yolunu tutuyoruz. Ameliyat genel anestezi altında olacaktır. Ortalama ameliyat süremiz bizim 2 saat kadardır. Ameliyatın başlangıcında öncelikle yağlarınızı biz alıyoruz. Yağlarınızı aldıktan sonra planımız doğrusunda kesimiz gerçekleştirilir. Karın dokusu kaldırılır. Altta kaslarınız onarıldıktan sonra karın dokusunun fazlası aşağı doğru çekilip fazla kısmı kesilip atılır. Ve ondan sonra göbek deliği açılır, göbeğiniz oluşturulur ve kesileniz hepsi kapatılır. Karın germe ameliyatında diren genellikle kullanıyorum ama bu korkulacak bir şey değildir. İkinci gün zaten hastaneye çıkmadan önce direnlerinizi çıkartıp çöpe atacağız biz.
Yaklaşık 2 saat kadar sonra ameliyatınız bitecek. Bittikten sonra üzerinizde bir korseyle uyanacaksınız. Bu korseyi en azından bir 3 ay kadar giymenizi, bazı hastalarda ödem durumuna göre 6 aya çıkartılıyor ama bunun ortalaması 3 aydır, öncelikle söyleyeyim, giymeniz iyi olur. Neden? Çünkü karın dokusu kalktı ve tekrar yerine indi. Bu dokunun zemine düzgünce yapışabilmesi için dışarıdan bir korse baskısı gayet iyi oluyor. Kendinize ameliyathanede gelirsiniz. İyice kendinize geldikten sonra yavaş yavaş odanıza taşınırsınız. Odanıza geçerken fark edeceksiniz ki yatağınızı bir V şeklinde, yani biraz katlanmış, düz bir yatakta yatmanızı istemiyoruz. Neden? Çünkü dedim ya size, karın dokunuzu, ben sizin maksimum derecede aşağı gelmiş durumdayım. Yatakta sizin bu gerginliğiniz ağrı vermesin diye belli bir açıda duruyor. Zaten ilk gün yatak içi hareketlerle birazcık ısınmanızı isteyeceğiz. Ayaklarınızı pedal hareketi yapın çünkü İlk gün genellikle hastaları kaldırmak çok zor oluyor ya da başları dönebiliyor, tansiyonları düşebiliyor. O yüzden ilk günü yatağınızda geçiriyorsunuz ama yatak içi pedal hareketi çok çok önemlidir. Lütfen her saat başı 20-30 defa bunu yapınız. İlaçlarınız zaten hastanede, antibiyotiklerinizi vesaire ağrı kesiciniz, güçlü ağrı kesiciler biz zaten size veriyor olacağız. Ameliyatta sizin bu kaslarınızı onarırken kasınıza yaptığımız lokal anestezik zaten sizin 36 saat boyunca buradan bir ağrı hissetmenizi de ciddi anlamda engelliyor olacak. Ameliyatın hemen birinci günün sabahında odanızda sizi yatağınızdan kaldıracağız ve yürümeye başlayacaksınız. Ameliyatın hemen ertesi sabahında siz yatağınızda artık egzersiz yaparak iyice kendinize gelmiş olacaksınız. Kahvaltıyı sabah lütfen çok güzel bir şekilde yapın çünkü sıra yürümeye geldi. Hemen yatağınızın kenarına doğru poponuzu kaydırmanızda size yardımcı olacağız. Ayaklarınızı yataktan sarkıtacağız. Hiç endişelenmeyin, biraz başınız dönecektir çünkü anestezi aldınız ve geceyi yatakta geçirdiğiniz, kalkmanıza izin vermedik. Yatak içi hareketler yapsanız bile tansiyonunuzda bir düşme hissedebilirsiniz. Bunlar çok normal şeyler. Kendinizi iyi hissettikten sonra yavaşça ayağa kalkacağız ve yürümeniz hafif öne eğik olarak. İlk olarak odada gezeceksiniz. Odada gezmeyi başardıktan sonra da koridorda gezmeye başlayacaksınız ama hala eğik olarak. Peki ne kadar süre? Bu ilk yürüme işi 10 gün sürecek. 10 gün sonra bir bakacaksınız ki karın duvarınız gevşemeye başlamış ve siz doğrulmaya başlamışsınız. 10 günden sonra siz yavaş yavaş doğrularak yürümeye başlarsınız. Elbette hareketleriniz ilk ay biraz yavaştır. Tabii koşamayacaksınız ama yürümeniz yavaş 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 hızlanacak. Birinci aydan sonra artık siz ameliyat olduğunuzu bile unutursunuz. Hastanede 2 gece kalmanızı biz genellikle istiyoruz ki bu yatma, kalkma vesaire bu süreçlere alışmanız için 2 gün yeterli bir süre. 2 gün sonrasında direnleriniz çekilmiş olarak taburcu oluyorsunuz. Yara yerleriniz %99'u kapalı. Bir tek göbek deliğiniz açık olduğu için göbeklerinizi sadece bir küçücük bir pansuman yapıp orayı kapatacaksınız. Evde yapmanız gereken ağır bir pansumanınız olmayacak. Gene ameliyattan sonraki erken dönemde muayenehanemizde, kliniğimizde sizleri görmek ve yara yerlerinizi kontrol etmek isteyeceğiz. Vücut yapınıza göre, ne kadar yağ aldığımıza göre şişliğinizin inme süreci değişmekle birlikte kaba şiştiğiniz için birkaç ay geçecektir. Elbette yaranızın tam rayına oturması, kendinizi tamamen bu ameliyatın bütün izleri geçirebilmeniz için 6 ay ile 1 yıl arasında bir süreye ihtiyacımız var. Zaten videonun başında da anlattığım gibi sizin karın kaslarınız da onarılıp ve sıkıştırıldığı için sizin bir ciddi bir iştahsızlık süreciniz olacak. Bu süreç 3-4 ay kadar sürecek. Lütfen bu süreci çok iyi değerlendirelim. Bu süreç içerisinde verdiğiniz her kilo sizin ameliyat başarınızı, ameliyatınızın güzel sonucunu daha da katlayarak artmasına neden olacaktır. Ameliyat sonrası size verdiğimiz antibiyotikleriniz, ağrı kesicileriniz ve bazı kremleriniz olacak. Bunlardan ağrı kesici ve antibiyotik erken dönemde kullanmanızı istiyoruz. Bunların bitiminde diğer kremlerinizden göbek deliğiniz açık olduğu için antibiyotikli kreminizi sadece göbek deliğinize süreceksiniz. Bunun dışında size bir de izlerinizle ilgili bir takım bakım yöntemleri anlatacağız. Ameliyata ait olan dikişleriniz üzerine biz özel bir bantla 3 hafta kadar kapalı tutuyoruz. Çok değişik klinikler bunu çok daha erken açar, çok daha erken ıslanmasına izin veriyorlar. Bunlar hiçbir yanlış değildir ama bizim klinik tecrübemiz bunun süresini uzun tuttuğumuz zaman bantlar yara gerilimini azalttığından dolayı izleriniz çok daha mükemmel oluyor. Bu sıkıcı süreci birlikte yavaş yavaş aşacağımızı düşünüyorum. Elbette karın germeyle beraber diğer ameliyatlar olduysanız bu ameliyattan kendine özgü bakımları olabilir. Bunları da ilgili ameliyatla ilgili ayrıca çektiğimiz videolardan takip edip ikisinin bakım mantığını kafanızda birleştirebilirsiniz. Ve tabii istediğiniz zaman bize de sorabilirsiniz, o ayrı konu. Çok aldığım sorulardan bir tanesi karın germe ameliyattan sonra ne zaman spora başlayabiliriz? Şimdi videonun başında da ortasında anlattığım gibi bu karın kaslarınızı hani biz onarıyoruz ya, rektus diastazımızda giderdik ya. Şimdi sonuçta bu ipler insan yapımı iplerdir, anlatabiliyor muyum? Ve karın kaslarınız çok güçlü kaslardır. Bu iplerinizi çok zorlarsanız koparma riskine sahipsiniz.
Biz genellikle ikinci aydan sonra yavaş yavaş sizin kardiyo yapmanıza izin vereceğiz. İlk 6 ay boyunca 2 ile 6. ay arasında sadece kardiyo yapın. Karın kaslarınızı zorlayacak olan bir spor için kesinlikle 6. ayı geçmiş olmamız lazım. 1. yıldan sonra ise istediğiniz her sporu yapabilirsiniz. Çünkü artık hiç ameliyat olmamışsınız kadar karın kaslarınız güçlenmiş olacak. Çünkü yara iyileşmesinde bir kural vardır. Bir yara sağlamlığının %80'ine ameliyattan sonraki 1. yılda ulaşıyor. Kendinizi 6. aydan sonra güvenli hissedebilirsiniz ve sporunuzun şiddetini yavaş yavaş arttırabilirsiniz. Gene diğer bir çok sorulan sorulardan bir tanesi, karın germe ağırlığı bir ameliyattır. Bakın, içerisinde bir kere germe lafı duyduysanız o ameliyatta bir miktar ağrı hissedebilirsiniz. Karın germede sıfır ağrı var dersen bu yalan olur. Ama nedir? Ameliyatta biz bu kas plikasyonuna lokal anestezi yapıyoruz ve çok güçlü bir lokal anestezidir bu. 36 saat boyunca sizin ağrı duymanızı engelliyor. İlginçtir, bir yaranın ilk başlangıcındaki ağrıyı siz engellerseniz sonrasında da çok büyük bir ağrı ortaya çıkmıyor. Ondan sonraki ağrılar sizin basit ağrı kesicilerle yönetilebilecek düzeydedir. İlk günlerdeki o yüksek ağrı bile dakikaya dayanamayacak değildir. Hızla aşağıya inerek sizin çok rahat töler edebileceğiniz bir seviyeye gelmektedir. Karın germeden sonra iz kalır mı? Cevabım kesinlikle evet. Bakın şu soruyu ikiye bölmek lazım. İz kalır mı? Cevap evet. %100. Peki iz kötü mü? Hayır, değil. Neden? Çünkü iz var, iz var. Bir iz hem doktora hem cerraha bağlıdır. Ameliyatınızda kullanılan atravmatik teknik, ameliyatınızda kullanılan sütür materyalleri sizin olabildiğince az izle bu işlemden çıkmanızı sağlayacak şekilde bütün estetik detaylara özen gösterilerek atılıyor. Pansumanınızda, ilk bandajınız açıldığınızda siz yara izinizi beğeneceksiniz zaten. Burada bilemediğiniz tek bir nokta var. Süreç içerisinde acaba sizin yara iziniz nasıl iyileşecek? Çünkü sizin metabolizmanızda yara izi oluşumunda son derece etkilidir. Bizim yara izini hiç göremediğimiz hastalarımız da var ama yara izini kabardığı ve hoşlanmadığımız hastalar da var. Biz buna hipertrofik scar diyoruz. Halk arasında buna genellikle keloid diye adlandırıyorlar. Gerçi keloid ile hipertrofik scar farklıdır ama kötü iyileşen yara izleri olabilir. Ha, kötü iyileşen yara izi görürsek ne olur? Bazen bizleri tekrar tazelediğimiz oluyor. Bazen bunlara steroid enjeksiyonlar yapmış olabiliyor. Ve bunlara özel bazı yara tedaviler uyguladığımız hastalarımız olabiliyor. Bu problemle karşılaştığımız zaman problemin boyutuna göre vermemiz gereken bir karar. Ama büyük çoğunlukla nedir? Son derece estetik anlamda kabul edilebilir. Güzel bir yara iziniz olacak. Bu yara izi yıllar içerisinde soluklaşacak. Her geçen yıl yara iziniz solacak ve yavaş yavaş ten renginize doğru gelecek. Bu yara izine çok güzel dövmeler tasarlayabilirsiniz ki süreç içerisinde yara izine çok güzel yapılmış dövme örnekleri gördük. Bu konuda isterseniz fikri de verebiliriz. Evet, bir diğer önemli soru. Karın germeden sonra hamile kalabilir miyim? Cevap kesinlikle evet. Ortadaki kasın gevşemiş olan fasciyesini plike ettik. Bu fasciye niye gevşemişti? Ya daha önceki hamileliğinizden ya da aşırı kilo aldığınız karın iç organları genişledi, yağlanma genişledi, sizin fasciyeniz genişledi. Yani siz daha önce bu fasciye geniş değildi. Biz karın germede fasciye katlantınızı gevşememiş haline çeviriyoruz. Siz o halinizle hamile kalabiliyordunuz zaten. O zaman şimdi de kalırsınız. Derideki katlantınız, siz eskiden bu katlantınız var mıydı? Biz sizi eski halinize getirdik. Özetle üreme sisteminizde bir probleminiz yok ve vücudunuzu kilo almamış, deforme olmamış hale getirdik. Ameliyatınızdan bir yıl sonra hamile kalabilir ve çocuğunuzu güvenle doğurabilirsiniz. Bu şekilde birçok vaka örneğimiz vardır. Peki, ameliyattan sonra korsana kadar kullanacak? Aslında buna değinmiştim videonun ortalarında bir yerde. Ortalama 3 ay kadar karın germede korse kullanmanızı istiyoruz. Bazı ödemi uzayan hastalar neden ödem uzuyor? Vücut yapısı iridir, yağlanma oranı fazladır, liposakçı çok daha geniş alanı yapmışızdır, hala ödemlidir, başka hastalıklarından dolayı ödemi fazladır ya da kullandığı bazı ilaçlar vardır, ondan dolayı su ve tuz tutumu fazladır. Bu tür hastalarda korse kullanımını altaya çıkartabiliyorum ama bunlar nadir durumlar tabii ki. Gerçi bu soru belki videonun başında da olabilirdi ama çok soruluyor. Karın çatlaklarından peki bu ameliyatta kurtulabilir miyim diyorlar. Bu videonun başlamasına geldiysek, ameliyatta olduysak siz de görmüşsünüzdür. Kurtulabilir ama biz dokuyu nereden atıyorduk? Göbeğin altındaki kısımdan ve göbeğin biraz üzerinden belki. Çatlaklarınız bu alana denk geliyorsa zaten direkt çöpe gidiyor. Göbeğinizin üzerinde kalan sağlıklı doku onun yerine kaymış olur aşağı doğru. Peki karın germe ameliyatı yazın uygulanır mı? Kesinlikle 4 Mayıs'ın yapılabilecek bir ameliyattır. Yazın tek sakıncası korse giydiğiniz için belki o sıcaklarda korse giymekten hoşlanmayabilirsiniz. Ya da denize girmekle ilgili planınız varsa. Gerçi denize girip çıkışta korsenizi tekrar giyecek şekilde idare etmemiz mümkün ama bir tek bu açıdan düşünmeniz gerekir. Onun dışında yazında, kışında bu ameliyatlar yapılır.
dipnot korseler artık hava alan, nefes alan korsele falan yapmışlar. Hava dolaşımı çok da terletmiyor deniliyor ama yani yazın sıkı bir korseyi herkes sevmeyebilir. Karın germe ameliyatında riskler var mıdır? Olmaz mı? Tabii ki var. Çünkü sonuçta ciddi bir ameliyat. Aslında bütün ameliyatlar ciddidir. Hiçbir ameliyatı küçümseyemezsiniz. Eğer bir ameliyatı küçümserseniz o ameliyat döner dolaşır sizi tokatlar. O yüzden nedir? Biz bilimsel anlamda doğru bir iş yapacağız. Doğru karar vereceğiz. Doğru planlama yapacağız. Düzgün bir hastanede, yoğun bakım desteğinin olduğu bir hastanede bir ameliyatınız gerçekleşecek. İyi bir anestezi ekibinin olduğu bir hastanede ameliyatınız gerçekleşecek. Sonraki bakım süreçlerinin tamamen sağlıklı ve hijyenik şartlarda yapılması gerekiyor. Her şeye rağmen yara iyileşme problemi olmaz mı? Olabilir. Kanamalar olmaz mı? Olabilir. Onun dışında ödeminiz uzayabilir vesaire. Buna benzer birçok problem olabilir. Sigara içen hastalarda farklı sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Erken dönemde alkole başlayan hastalarla çok daha farklı problemle karşılaşabiliyoruz. Bunları komplikasyonlar çerçevesinde değerlendirmek mümkündür tabii ki. Yani bu durumda ne yapacağız? Her komplikasyon kendine göre bir çözüm yolu vardır. Önemli olan sıfır probleme kimse söz veremez. Ama bir problemle karşılaşıldığı zaman sonuna kadar bu problemin çözülebileceği bir klinikte olmak son derece önemlidir. O yüzden doğru karara verin. Doğru karar verdiğiniz yerde bütün problemlerinizin çözüleceğine de inanıyorsanız zaten gerisinin çok bir önemi yoktur. Bir diğer sık sorulan soru da sigara konusu. Arkadaşlar, sigara son derece zararlıdır. Bir çalışmadan söyleyeyim size. Farenin kafasını bir fanusa kuruyorlar. Kuyruğunu da üstteki deliği kaldırıyorlar. Bir mikroskop kuyruğun içindeki damarları gösteriyor. Ekranlarında izliyorsunuz. Farenin kafasının olduğu camın içerisine sigara dumanları pompalanıyor. Ve biz kamerada kuyruktaki damarların büzüştüğünü görüyoruz. Anında büzüşüyor. Ve büzüşme hemen çözülüp açılmıyor da. Bu ne anlama geliyor? Siz yaralandınız ve bir iyileşme süresi içerisindeyiz. İyileşmenizle ilgili bütün molekülleri kan damarları oraya taşıyacak. Yani iyileşmek için kan damarlarına ihtiyacınız var. Ve sigara dokularınızın beslenmesini bozuyor bu bir. Hadi beslenmeyi bozmadı, bir şekilde kaynama gerçekleşti. Sizin yara izi kalitenizi direkt etkiliyor. Hasta soruyor, yara izi nasıl olacak? Peki ben de soruyorum, sigarayı bırakacak mısın? Hayır, ben bırakamam. Yani siz kendiniz için aslında yapmanız gerekenler yapmadan doktordan bazen gereğinden fazla şey talep edebiliyorsunuz. Sigara yara izi kalitesini bozuyor. Bir kere bu gerçeği unutmayın. Ve bazı komplikasyonları da tetikleyebiliyor. Derin ven trombozunu tetikleyebiliyor. Her şeye rağmen biz sigara içenlere ameliyat yapıyor muyuz? Evet, maalesef yapıyoruz. Neden? Çünkü Türkiye'de kimse sigarasını bıraktıramıyor. Ama en azından azaltın. Siz sigarayı azaltırsanız riskiniz de azalır. Bu riski maalesef sizinle paylaşıyoruz. Bunu da bu videoda itiraf ediyoruz. Alkol konusuna gelince, alkol seçmem gerekirse sigaraya göre daha masum. Eğer çok aşırı bir alkol alımınız yoksa, ameliyat yakın dönemde de alkol almadıysanız, kanınız çok fazla sulu olmaz en azından, kanama riskinizi azaltmış olursunuz. Karaciğeriniz de yeterince yorulmadıysa, alkol kullanan bireyler ameliyatı güvenli bir şekilde atlatabilir. Orada çok büyük bir sıkıntımız yok. Başka akla gelen soru var mı? Seks konusuna falan girecek misiniz? Cinsel ilişki. Peki, bu soru Caner'den geldi. Ameliyattan sonra cinsel hayat nasıl olacak? Ameliyattan hemen sonra cinsel hayata başlayabilirsiniz. Bazı hastalar özellikle bu soruyu ne zaman yapabiliyoruz? Hemen yapabilirsiniz. Yani aslında bu pozisyona bağlı, anlatabiliyor muyum? Yani gebeyken bile cinsel ilişkiniz devam edebiliyor. Ama gebelikte de pozisyonlar var. Karın ön kaslarınızı zorlamayacaksınız. Partneriniz sizi zorlamamak şartıyla ameliyatın hemen sonrasında cinsel ilişki serbest. Belki yara iyileşmenize katkısı bile olabilir. Çünkü motivasyon her şey demektir. Güzel oldu. Evet, buna benzer videoları yapmaya devam edeceğiz. Hastalar çok detaylı bilgi kaynağına ulaşıyor. Lütfen abone olun, like atın, bir şeyler yazın işte. İnsanlara, etrafınızdakilere önerin bizi. Bu bizi motive ediyor açıkçası. Keyif almaya başladık çünkü biz bu işten. Görüşmek üzere.